Duvar Hastanesi Önce Sağlık programını sunar. Merhaba sevgili Kanal 3 izleyicileri, Fuar Hastanesi sponsorunda gerçekleştirdiğimiz Önce Sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Evet, bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Umarım sağlığınız yerindedir. Vücut sağlığı, bütün organlarımızın sağlığı yerinde olması çok önemli. Ancak öyle bir organ var ki hepsi kadar önemli. Bir atasözü gibi değil aslında. Ne diyor? Hani gözün görmediğine gönül katlanır diye. Öyle olmuyor. Gözün görmesi lazım. Görmeden hiçbir zaman gönül katlanmıyor. Ne yediğinize, ne içtiğinize, ne yaptığınız harekete, spora, ne de yaptığınız işe. Doğru tahmin ettiniz. Evet, bugün gözle ilgili konuşacağız. Göz hastalıkları uzmanı, doçent doktor Erdoğan Yaşar konuğum. Erdoğan hocam hoş geldin. Hoş bulduk Selçuk hocam. Nasılsın? Çok şükür, iyiyim. Ne kadar oldu hocam Afyon'da? Yaklaşık Haziran ayında bir sene. İkinci seneye giriyoruz ama Fuar Hastanesi'nde birinci senemiz doluyor. Afyon'da da teksin diye biliyorum. Evet, yani ilgilendiğin bölüm olarak, retina cerrahisi olarak. Bugün de zaten o gibi konularla konuşacağız. Daha önceki konuklarımızla, göz uzmanlarımızla herkesin bildiği, aklında olan soruları zaten konuşuyoruz, cevaplıyoruz ama senin alanın biraz daha spesifik. Afyon'un, hatta bölgenin diyebiliriz değil mi hocam? Evet, evet. Yani Kütahya'da, Uşak'ta vesaire bu yakın civarında da. Evet. Bölümünle ilgili bir uzman hekim yok henüz. Nedir sarı nokta, retina? Bunları bize anlatabilir miyiz? Giriş olarak. Evet, Selçuk hocam, şimdi sarı nokta ve retina özellikle de ilk kez duyanlar olabilir. Gözün görmesinden sorumlu. Gözün arka tarafı, beyinle birleştiği yer olarak tarif edebiliriz. Sinirlerden oluşan, gözün görmesini sağlayan gözün sinir tabakası olarak söyleyebiliriz. Dışarıdan bakınca görülmüyor. Arka tarafta beyne giden taraf olarak söyleyebiliriz. Genel olarak hepsine retina, ortasına da sarı nokta, makula diyoruz. Hı hı. Bu şekilde milyonlarca sinir hücresinden oluşan ve hastalığı olunca bizim ön plana çıkıp özellikle muayene ettiğimiz bölge olarak tanımlayabiliriz. Peki bunun tabii hastalıkları var. En çok da hemen sarı nokta ve retina deyince yani bilenler hemen direkt şeker hastalığı akla geliyor. Evet. En çok. Ya da işte tansiyon hastaları gibi veya kalp hastalıkları gibi hastalar geliyor. Neden önemli sarı nokta, retina bu anlamda? Hocam şimdi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok şeker hastalığı, tansiyon dediğimiz gibi buna bağlı retina hastalıkları daha çok görülürken, daha çok gelişmekte olan Amerika, işte Japonya gibi ülkelerde sarı nokta hastalığı daha ön planda olmakta. Bu yıllar sonra şeker hastalarında eğer şeker düzensiz giderse, tansiyon düzensiz giderse, özellikle retina damarlarında, gözümüzün sinir tabakasını besleyen retina damarlarında, bütün organlarda olduğu gibi bir takım değişiklikler başlamakta. Bu damarlardaki değişiklikler bizde bir takım bulgulara neden olmakta. Görme azlığı bölümünü geçip artık her iki gözü de tutup özellikle sarı nokta hastalıklarında çarpık görme, yamuk görme, eğri görme, insanların yüzünü görememe ya da işte yüzünü görüp vücudunu görememe, vücudunu görüp yüzünü görememe gibi değişik böyle bulgulara neden olmakta. Aslında ilk 10 seneden sonra şeker ve tansiyonda biz bu bulguları görmekteyiz. Ama kişi, biliyorsunuz hocam, şeker hastalığını öğrendiğinde belki de yıllardır şeker hastası, zarar vermiş olabiliyor. Ya da tansiyonu öğrendiğinde yıllardır bu tansiyon şeker var, zararı da vermiş, kişi geç fark etmiş olabilir. Şeker hastalarında yine kan tahlili var hocam. Hani hemoglobin A1c kan şekerine bakıyoruz ama tansiyonda nasıl gittiğini, nasıl vücuda nasıl bir zarar verdiğini gerçekten göz muayenesiyle biz çok ciddi olarak evreleyip onu böbreklere vurmadan, sizin bölümünüz olan özellikle hocam beyin, kalp burada zarar göstermeden gözden anlayıp bunları erken teşhisle aslında bir an önce tedavi altına alırsak tüm vücudu da
hani birazdan bahsedeceğimiz bu ameliyatlara, bu gerçekten çok ciddi ve bazen geri dönüşümsüz körlüğe neden olabilecek hastalıklara neden olan duruma gelmeden önceden tedavi edersek hocam ciddi bir şey oluyor yani görme. Erdoğan hocam, şimdi vurgulamak için, biraz da bilinçlendirmek için tekrardan aynı şeyi soracağım size. Şimdi işte bir çift görmedir veya uzağa yakını görememedir ayrı, göz doktoruna biliyorlar. Göz doktoruna gittiği zaman zaten oradaki probleme ya da saptanan patolojiye göre hekim arkadaşlarınız zaten size yönlendirecektir. Ama bazı hastalar da işte ben direkt kime gideyim, nasıl, nereye gideyim diye soru soracağı zaman ne gibi bulgularla, yani tekrardan başta söylediğiniz ama biraz daha böyle hani can acılı olması açısından ne gibi bulgularla karşılaşırsa direkt sizi bulmalı veya size başvurmalı? Hocam şöyle, mesela bir gözlük muayenesinde kişi biraz bulanık görür. Gözlüğü takınca da o netleşir ama bizdeki retina, ben hep arabanın aküsüne benzerim. Yani benzetirim. Arabanın farlarını istediğiniz kadar değiştirin, akü sağlam değilse o araba çalışmaz. Bizde de istediğiniz kadar gözlüğü değiştirin, gözün retinası, aküsü bir nevi sarı noktası sağlam değilse görme olmuyor. Yani ne demek istiyorum hocam? Kişi geldi, bulanık görüyor ama gözlükle de iyileşmiyor. Gözlük takıyorsunuz, görmüyor hasta. Hasta bir de ani görme kayıpları bizim için acildir hocam. Yani bir kişi aniden bir gözüm kapandı ya da aniden iki gözüm tamamen görmüyor diyorsa bu artık gözün arkasını ilgilendiren bir durum genelde hocam. Yani gözlükte aylar içinde olur. Yavaş yavaş bulanık. Önce geceleri akşamüstü az görür. Sonra gündüzde geçer ama retina ve sarı noktada hocam aniden kapanabilir. Gelip geçici görme kayıpları diyoruz biz hocam. Mesela şeker hastası şekeri yüksekken uzağı iyi göremez. Yalancı miyop deriz. Şeker düşünce de aç kalınca böyle bir titreme falan, terleme geldiğinde de yakını iyi göremez. Bunlar gelip geçici görme kayıplarıdır. Bu da bize bir uyarıcıdır aslında. Gözlükte hep aynı görmez. Hasta hep bulanık görür. Ama gelip geçici görme kayıpları, ani görme kayıpları, çift görmeler, ani başlayan çift görmeler, biraz önce dediğim gibi çarpık, eğik, yamuk görmeler, bunlar hep gözün arkasında, sinir tabakasında retinayı düşündüren bulgular hocam. Peki hocam, hasta bu şekilde bu şikayetlerden biriyle evde karşılaştı ve işte bilinçli bir hasta sizi buldu, geldi. Ne yapıyorsunuz ilk etapta bu hastaya? Hocam bu hastada bir yarım saatlik damla koyup beklettikten sonra göz bebeğini büyütüp gözün arka muayenesi, göz arkası retina muayenesi yapıyoruz. Gözü görebiliyorsak ne mutlu bize. Gözün arkasını eğer kanama çok yoğunsa hocam, retina kanaması olduysa, şekere, tansiyona, sarı noktaya bağlı, çok ciddi kanama olduysa gözün arkasını göremiyoruz, ultrason yapıyoruz. Ama görebilirsek bizim meşhur OKT testimiz, göz tomografisi ile gözün ayrıca sarı noktasında da sıkıntı var mı, ödem var mı, kanama var mı, daha detaylı gerekirse göz anjiyosu da yaparak hocam. Bazen damarlar iyi görünüyor, sızdırıyor ama biz göremiyoruz. Gizli bir sızdırma var. Bunlar da görme kaybına neden olabiliyor. Öncelikle OKT dediğimiz göz tomografisi, onu da göremezsek göz anjiyosu, ikisiyle de göremezsek hocam göz ultrasonu yapıyoruz. Yani ultrasonla yırtık, delik işte ya da kanamanın boyutuna bakıyoruz. Bu şekilde tomografi, anjiyo ve ultrason sıralamasıyla gidiyoruz hocam. Peki hocam, bu hep vurguladık da yine de bir sorayım. Bazen hastalar işte tomografi deyince çekiniyor. İşte kanser hastalığı olanlar veya işte bayan olup da gebe olan veya işte radyasyon almaması gereken hastalar. Bu göz tomografisinde radyasyon var mı? Sıkıntı yok hocam. Yok. Sıkıntı. Radyasyon yok. Biz hatta sarı nokta hastalarına her ay çekiyoruz neredeyse. Hiçbir radyasyon yok. Kızıl ötesiyle çalışıyor hocam. Evet. Gönül rahatlığıyla çocuklara, gebelere, yaşlılara sürekli yapıyoruz hocam. Sıkıntı yok. Peki bu tetkikleri yaptınız, tespitinizi yaptınız. Nasıl bir tedaviye yönleniyorsunuz? Şimdi hocam öncelikle her zaman tıptaki kural, medikal tedaviyle düzelebilecek bir hasta mı? Medikal tedaviyle düzelebilecek, mesela şeyden başlayalım hocam, en sık görülen şeker hastalığına bağlı bir ani görme kaybıyla hastamız geldi. Hiç görmüyor bir gözü diyelim. Bu hastada çektiğimiz ultrasonda da gözün arkasında kanama, iç kanaması, göz arkası kanaması saptadık. Burada yaptığımız şey hocam, ultrasonla çok ağır, hemen bir hastada tedirgin olduğu için ameliyat kararı vermeden biraz bir bekliyoruz hocam. Birkaç gün, böyle birkaç hafta belki de.
Bizim için en acil şey retina yırtığı oluyor. Retina yırtığı yoksa sadece kanama varsa hocam bir miktar bekleyebiliyoruz. 1-2 hafta böyle hastaya pozisyon vererek işte yüksek yastıkta yatması yönünde, bol su içmesi yönünde, şekerini bir an önce kontrol altına alması, tansiyonunu düşürmesi için. Eğer bunları yaptığımızda hocam hasta yavaş yavaş açılmaya başlıyorsa kendiliğinden hemen ameliyat etmiyoruz hocam. Ama hasta bugün aldık daha 3 haftadır açılmamıştı bir hastamızın kanaması. Mesela hocam ekrana verebiliyor muyuz bilmiyorum ama verdik mi şu sağ en alttaki kanama. Hocam bu beklemeye rağmen özellikle açılmayan bir kanama diyelim. Eğer lazer yapabiliyorsak hocam hani bu kadar gördüğümüzde bile yine de biraz bekleyebiliyoruz. Yani lazerle yapıp bu sağ alttaki retina kanamasında yine de bekliyoruz hocam. Yani bir ay bekleyebiliyoruz. Ama hala biz bir buçuk ay, iki ay belki en maksimum bekledik yine kanama açılmadıysa artık geri dönüşümsüz hasarlar başlıyor maalesef. Geri dönüşümsüz hasarlar başlayınca da bu sefer hasta kanama çekilse de ameliyattan bir fayda görmeyecek ya da geri dönüşümsüz körlük olmasın diye artık o zaman retina ameliyatı yolunu seçiyoruz hocam. Yani belki hastalık gidebiliriz hocam. Hani burada şekiller üzerinden de böyle göstere. Hani retina ameliyatları nasıl yapılır şeklinde de giriş yapabiliriz isterseniz hocam. Evet. Bu şeyde yırtıktan bahsetmek istiyorum. Bu yırtık ne şekilde oluyor? Yani bir kağıdın yırtılması gibi öyle bir hat mı görüyorsunuz yoksa katmandan ayrılma şeklinde mi? Aynı öyle hocam. Yani kağıt yırtılınca burada biz örneklerimizde vardı hocam. Şurada üstte ortadaki fotoğraf. Hocam tam orada retina sinir tabakasında bir yırtık olduğu için gözün arkası sıvıyla dolu olduğu için sıvı oradan giriyor içeriye. Evet. Sıvı girdikçe de retina tabakalarını ayırmaya başlıyor. Yani önce yırtık gelişiyor. Sıvı da arkadan girip oradaki retina tabakasını ayırıp böyle bir hasta çok güzel tarif eder. Retina yırtıklarında hocam bir anda şimşek çakması olur. Yani hasta bize bunu çok güzel ani görme kaybı bunu diğer acilde çalışan doktor arkadaşlar da iyi biliyorlar. Aslında artık tıp fakültesinden kalma bir bilgi bizim için de. Şimşek çakması ani görme kaybı olup da ben sağı görüyorum, göremiyorum, yukarıyı, aşağı, solu göremeyen diyorum birinde, yani diyen birinde çok büyük bir ihtimal hocam retina yırtığı vardır. Yani o bölge işlev görmüyor. Ve o görmeyen bölgede de üstte ise yırtık hocam kişi alt tarafı göremiyor. Altta ise yırtık üst tarafı ters tamamen. O şekilde hasta gürültülü bir şekilde bizim muayeneye ya acile başvurup ya da direkt zaten geliyor hocam. Retina yırtıklarında biraz daha şeyiz böyle daha erken geliyor bu hastalar. Hani mecburen geliyor çünkü şimşek çakıyor bir anda göz görmesi gidiyor. Ama mesela diğer bazı hastalıklar konuşacağız hocam. Onlar da hasta geç kalabiliyor. Belirti biraz sinsi oluyor, yavaş oluyor. O yüzden bu şekilde hocam. Bir de halk arasında delik diyebildikleri bu yırtık mı delik olan? Yok hocam ikisi farklı ayrı. Farklı bir olay mı? Yani delikleri biz genelde retinada da görebiliriz. O yırtık kenarında da yani delik yırtık olabiliyor ama sarı noktada delik oluyor genelde tamam. Bizim. Evet hocam hani sarı nokta delikleri bizde çok sık görülen şeyler. Onda da tam sarı noktanın ortasında olan delikler bir süre sonra hocam ilginç bir şekilde çok tipik. Kişi ortayı göremiyor gerçekten. Trafik kazası yapmaya başlıyor. Kişiler bir yerlere çarpıyor. İnsanları görüyor. Sarı noktanın ortasında tam olduğu için hocam. O da orta noktayı yani, göremiyor diyorsun. Orayı göremiyor hocam. Bakıyor ama göremiyor. Ama bu göz sağlamsa işte. Yani kişi bir şekilde onu anlayamayabiliyor. İlginç olarak. Peki bu delikler de yine şekerle bağlantılı mı oluyor? Şekerde de olabiliyor hocam. Normal hiç şeker tansiyon hastalığı olmayan kişilerde de yani sarı nokta deliği bizim gördüğümüz hastalıklardan biri. Şurada hocam tam yine altta ortada. Ortada o tam ortası sarı nokta sarı renkli olan yer orada delinmiş. Biz o delinen yerin üstünü özel boyalarla boyayıp brilant mavisi, tripan mavisi özel boyalarla boyayıp orada deliğe neden olan hocam şeyler var. Sebepler var. Çekiştiriyor. Yani gözün arkasında vitreous hastalıklı olduğu için çekiştiriyor. Deliğe neden olan şey o.
Biz o tekiştiren zarları, buna neden olan şeyleri soyuyoruz hocam, boyayıp. Orada boyayıp soyduktan sonra o özel, birazdan bahsederiz hocam, ameliyat sonunda özel gazlar vererek onun kapanmasını sağlıyoruz. Boyamadaki maksadınız ne? Hocam, görünür hale getirebiliyoruz. Görünür yani hale. Orası müdahale alanını netleştiriyorsunuz. Netleştiriyoruz hocam. Bir de o soyduğumuz yer saçın onda biri kalınlığında olan bir yer. Hı-hı. Normalde tabaka ayrılmıyor. Yani göremiyoruz o tabakayı biz. Boyadıktan sonra görünür hale geliyor. Dolayısıyla oraya her dokunduğumuzda hocam, aslında sinirlerin üstüne dokunduğumuz için sinire zarar verme riskimiz var. Olabildiğince en az zarar vererek buradan tutup şöyle soyma şeklinde hocam, oradaki zarları, şeyleri, deliğe neden olan membran zarları soyup hocam o deliğin kapanmasını sağlıyoruz. Bir de şeyler var hocam, delik, bir de zarlar var. Orada ayrıca zar, direkt zarlar, şu sol ortadaki hocam, direkt zar haline gelmiş bakın. Sarı noktayı çekmiş yukarı doğru. Ödeme neden oluyor. Yalancı ödem diyoruz. İstediğiniz kadar bunlarda tedavi verin, düzelmiyor. Mekanik bir şey var çünkü. Anladım. Çekiyor. Bu soyma işlemini mekanik olarak mı yapıyorsunuz, mekanik, yoksa mekanik lazer gibi bir şey? Yok hocam, mekanik olarak yapıyorsunuz. Yani mikro forcepsler var hocam. Görüntüyü 8 kat büyüterek, genelde 8-9 kat büyüterek mikroskop altında. Retinaya da giriş şeklimiz hocam sol üstte, trokar dediğimiz şeylerle giriyoruz. Yani o yeşil olan şeyleri üstte var, onun altında var, bir de görünmeyen tarafta da var bu hastada. Evet. 3 tane giriyoruz genelde hocam. Birisinden bütün retina ameliyatlarını böyle yapıyoruz. Üstteki o yeşil girdiğimiz anda göz çökmesin diye sürekli hocam, sıvı beyaz gidiyor. Yüz akı, göz akı dediğimiz yerden direkt giriyorsunuz. Evet, orası göz akı, beyaz yerden giriyoruz hocam. Yani kornea orada kısmı değil. Orada bir sıkıntı olmuyor mu? Yok. Yani çünkü hep böyle işte gözümüze bir şey batmasın diye dikkat ederiz hani halk arasında. Evet. Ama hani öyle size anlatınca da bir şey oluşuyor. Hocam, orası çok kritik bir yer. Orası özellikle seçilmiş bir yer. O korneamızdan, korneamızın bitiş yerinden 3,5 milimetrelik uzaklıkta, arkasında damar olmayan yer. Orası müthiş bir güvenli yer. Yani alan. Güvenli hocam. Oradan giriyoruz. Arkasında damar yok, kanamıyor. Orada sinir tabakası da çok fazla yok. Evet. Dolayısıyla girdiğimiz yer hocam, oradaki girdiğimiz yer zarar vermiyor. Ve ilginç bir şekilde hocam, çoğu zaman biz o trokar dediğimiz giriş şeyini çıkarttığımızda dikiş bile atmadan kendi kapanıyor. Yani müthiş bir şey. Normalde iğne batarsanız kapanmaz. Ama o bölge gerçekten çok güzel bir bölge. Normalde bir şey batınca gözümüze, göz küçülür, balon gibi söner. Sönmesin diye hocam ilk yaptığımız şey ameliyatlarda göze sıvı vermek. Evet. Sürekli dakikada 30 mililitre şeklinde hocam 25-30 civarı veriyorsunuz sıvı. Sürekli sıvı gidiyor. Kürenin içine. İnfüzyon, evet. Evet. Çünkü basınç çöktüğünde kanamalar başlayabiliyor. Onun bir de drenajı oluyor galiba. Evet. Bir de işte o tahliye yapıyor. Evet, tahliyemizde hocam verdiğimiz kadar yaklaşık elimizde o vitrektomi aletleri oluyor. Buradan geliyor. Biz hani o aletle çekiyoruz. Bunun yanında çok fazla şeyler yapabiliyoruz. Mesela bir yerden şu zar soyduğumuz sol ortadaki aleti koyuyoruz. Bir yerden lazer yapabiliyoruz hocam. Bir yerden şu ortadaki sarı noktada büyük bir kanama olmuş bakın. Evet. Orada da hocam TPA veriyoruz makülaya. Yani sarı noktaya normalde şimdi sarı noktada şey dedik, zar olabilir, sarı noktada delik olabilir. Bir de sarı noktalarda çok geniş, büyük kanamalar oluyor sağ ortadaki fotoğrafta. Hocam, bunlar da genelde bu kanamalarda da yine çok acele etmiyoruz. Bir hafta 10 gün bekliyoruz ama bu kadar büyük kanamalarda kan içindeki hemoglobin, demir toksik etkisi olduğu için baktık ki hani bu kadar büyük bir kanama kan sulandırıcı dediğimiz, yani bu kanın oradan çekilmesini hızlandıracak TPA dediğimiz özel bir ilaç var. Hatta felç olanlarda ve kalp krizi geçirenlerde ilk 12 saat içinde verilen ilaç Türkçesi. Biz de onu burada verip bir an önce hani canlı hücreleri koruyalım diye o kanamanın aşağı doğru, sarı nokta tam ortada olduğu için onu aşağıya itebilmek için verdiğimiz bir ilaç. Bunları da kritik, zamanlaması kritik tabii. İlk bir hafta içinde olması gerekiyor. Özel gaz veriyoruz burada kanı aşağı itsin diye.
Maalesef hocam bunları zamanında tedavi etmezseniz tamamen körlüğe kadar gidiyor. O göz hani belki bir 10-15 santim bir şeye kadar düşüyor. Bunlar hele de bu özellikle tedavisi biraz zor olan bir durum. Küçükse çok fazla hani bu radikal bir işlem çünkü. Sarı noktanın da içine iğne yapıyoruz. Yani dışarıdan girdik. Bu sefer tam tersi sarı noktanın da içine giriyoruz. Yani gerçekten zor bir şey. Ama mecbur kalınca da kar zarar ilişkisine göre hocam bunu da yapıyoruz. Güzel sonuçlarımız da oluyor. Biraz bizde şöyle ön segment ameliyatı yapanlar da biraz daha hani tedavisi komplikasyonları yönetilebilir ameliyatlar. Ama hani bizim burada bu ameliyatlarda bir sıkıntı yaşandığında gerçekten hani emin ellerde yapılmıyorsa geri dönüşümsüz kayıplar, görme kayıpları maalesef olabiliyor hocam. Hani ilk bölümü isterseniz sarı noktaya ayıralım hocam. Sonrakine retinaya ayıralım. Yani sarı nokta hastalıklarında sadece zar soyduysak hocam sol ortadaki gibi sarı hocam, noktadan. Hocam lafını kesiyorum. Bu zar delikle beraber mi ya da delik olduktan sonra mı? Olmayabilir de. Sadece zar tek başına sarı noktayı çekiyor olabilir. Hmm. Ödem yapıyor olabilir. Ya da bağımsız. Yine bu zar da şekerden dolayı mı oluşuyor? O da şekere bağlı da olabilir. Şekersiz hariç. İdiopatik dediğimiz hocam. Hmm. Tek başına da olabilir. Sekonder dediğimiz şekere bağlı da olabiliyor. Şekere bağlı olanlar daha zor hocam. Yani tedavisi de ameliyatı da çok yapışık oluyor. Siz bunu soyarken maalesef hani kanamalar meydana gelebiliyor. Oradaki parçalar kopabiliyor. Şeyleri daha çok seviyoruz biz. Şekere bağlı olmayanlar ama şekere bağlı olunca da mecbur yapmazsanız ödem düzelmiyor. Hı hı. Çünkü biz daha önceki programımızda da söylemiştik. Sarı nokta ödemlerinde enjeksiyon yapıyoruz demiştik. Hı hı. Aylık enjeksiyon. Ama mekanik bir şey çekiyorsa yukarıya istediğiniz kadar enjeksiyon yapın. Sebebi ortadan kaldırmıyorsanız düzelmeyecek. Dolayısıyla mutlaka ödeme eşlik eden zar varsa sarı noktada soymak lazım. Gelelim sarı nokta deliklerine. Yani deliklerde de az önce söyledik neden delik olur? Yukarı doğru çeken bir şey ya da yana doğru çeken bir şeyin olması lazım. Delikler 4 evre oluyor genelde. Biraz önce söyledim zarlarda da 2. evrede yapıyoruz genelde ameliyatları. Bizim gözde bir kuralla yakın bir şey var. %50'ye düşünce bizim ameliyata indikasyonumuz doğuyor. Hı hı. Yani %60 ise yapmıyoruz, bekliyoruz. %70 ise bekliyoruz ama %50 bizim için biraz sınır oluyor açıkçası. Deliklerde de böyle evre 2'de genelde ameliyat yapıyoruz. O delik çünkü daha da ilerlerse evre 3 hatta evre 4'e gelirse istediğiniz kadar ameliyat yapın. O delik artık kapansa bile zor kapanıyor. Kapansa bile başarı şansı çok düşük oluyor. Ameliyattan sonra %5-6 anca görüyor ama zamanında siz o deliği kapatırsanız %80'lere, %90'lara kadar varan sonuçlarımız var. Çok güzel, hocam, başarılı. Kısa bir reklam aramız var. Tabii. Ayrıntıya girmeden o reklam arasından sonra tekrar tamam. Devam edelim. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerleyiz. Fuar Hastanesi'nin sunduğu Önce Sağlık programı devam edecek. Fuar Hastanesi'nin sunduğu Önce Sağlık programı devam ediyor. Evet, Fuar Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Önce Sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Reklam arasından önce ilk bölümde göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Erdoğan Yaşar bizlere sarı nokta hastalıklarından bahsediyordu. Şekere ve tansiyona bağlı meydana gelen sarı nokta hastalıklarından. Evet hocam, delikten bahsediyorsunuz ve zardan. Bu zardan ben şey sormak istiyorum. Bu mesela vücudumuzda bir yer yandığı zaman orada üstteki deri tabakası zar haline gelir, kalkar. Evet. Buna benzer bir şey mi? Yani vücudun yapısında olan bir şey mi yoksa sonradan oluşan bir katman mı? Şöyle, aslında olmayan
ama bir nevi bir travma dediğimiz bir durumla artık hani doku bütününün bozulmasıyla oluşan bir zar hocam. Aynen öyle. Aynen. O zarı kaldırıyorsunuz. Evet hocam. Temizliyorsunuz. Temizliyoruz. Sadece zar soyduysak hocam göze gaz ya da silikon vermiyoruz. Hasta ertesi günden itibaren güzel görmeye başlıyor genelde. Ve bir ay içinde de gayet güzel görüyor. Hı-hı. Ama delik varsa hocam, sarı noktada delik varsa mutlaka göze özel bir gaz veriyoruz hocam. Hı-hı. Çünkü niye? Biz hani zarı soyduk. Oradaki çekinti yapan şeyleri soyduk. Biz oraya eğer oraya bastıracak bir tampon vermezsek hocam, hı-hı, tekrar açılıyor bu. Yani kapanması belki ameliyat sırasında oluyor ama tekrar açılıyor. Dolayısıyla özel bir gazlar var. CHF8 ya da SF6 gazları. Bunlar 15-20 gün gözde kalarak hocam, o deliğe de basarak o deliği artık çok güzel bir şekilde kapatıyor. Deliğe bir onarım yapıyor musunuz? Yani deliğe sadece şey soyuyoruz hocam. Zarını soyuyoruz. Şöyle bir de arkadaki bu vitreostaki çekintiye neden olan özel şeyler var hocam. Onları soyduğumuzda ve çepeçevre özel iç zar dediğimiz bu fizyolojik bir zar hocam. Dış zar o hastalıklı zar. İç zarı da soyuyoruz biz. Yani deliğe neden olan tanjansiyonel yani hani çevresel ve ön arka bütün şeyleri gideriyoruz hocam. Delik dolayısıyla ameliyat sırasında bile bazen kapanıyor ama tekrar açılabilir. Açılmasın diye de o şeye gaz veriyoruz hocam. Hasta en az 3 gün şu pozisyonda gaz yukarı çıksın, bassın diye. Şöyle hocam yüzüstü 3 gün yatış ya da 3 gün başı önde şöyle ilk pozisyon veriyoruz. Bu yani 24 saat mi bu şekilde? 3 gün hocam saat. İlk 24 saatte çoğu kapanıyor. Ama 3 gün özellikle 5 güne kadar delik büyükse 5 gün, küçükse 3 gün öneriyoruz biz. Yani hiç pozisyon değiştirmeyecek mi? Olabildiğince hocam. Yani hastalara ameliyatta... Yani yemeği zaten öyle yiyor da onun dışında o zaman televizyon falan izlemeyecek. Hocam birazdan söyleyeceğiz. O retina yırtıklarında daha değişik pozisyonlar var. Yani böyle mesela sağa yatırıyoruz 5 gün boyunca. Sola artık hastalar böyle. Bize de diyorlar ameliyattan daha zor hale geliyor diye. Yani çünkü verdiğimiz maddeler uçucu maddeler. Tam o deliğe yırtığa basması lazım şöyle. Onu da biz pozisyonla mesela ta şurada bir deliği var. Şöyle dursun diyoruz. İşte buradaki deliğe böyle dursun diyoruz. Yani hastalar aslında en zor gelen şey bu. Ama önceden de söylüyoruz, hazırlıyoruz hastaları. Anladım. O zaman delik varken oradaki patolojiyi, zarları veya işte çekinti yapan şeyleri, yapışıklıkları temizledikten sonra ekstra bir oraya dikiş vesaire gibi bir onarım yapmadan bazen kendini toparlayabiliyor ama yine de biz diyorsunuz göre tampon görevi görsün. Kesin. Tamponu kesin veriyoruz hocam. %100. Hani havada verenler var. Hani havada bir tampon maddesi diyenler var ama biz genelde özel gazları veriyoruz hocam. Bu yüzden bu ameliyatları olanlar da görme hemen açılmıyor. Zarda hemen açılıyor ama deliklerde o gaz yok olması, küçülmesi yaklaşık bir 15-20 günü buluyor. Hastalara da diyoruz biz. 15-20 gün boyunca biraz siyahlık göreceksiniz. O siyahlık küçülecek. Ay haline gelecek. Dolunay, ay falan derken 15-20 günde anca görmeye başlıyorlar. Yani bir anda görmüyorlar. Öyle söyleyeyim. Zarda şey kullanmıyoruz. Tampon. Zarda tampon yok hocam. İhtiyaç hissettiğiniz oluyor mu? Eğer vaka sırasında bazen küçük delikler oluşabiliyor soyarken hocam. Onlar da mecbur gaz veriyoruz. Tedbiren çok yapışıksa, şeker hastalığına bağlıysa hocam. Bazen soyulurken küçük retina parçaları kopabiliyor. Mecburen delik büyümesin diye gazları da ameliyat sonunda veriyoruz. Şimdi bu ameliyat olan hastalarda görme aşamalarını söylediniz. Evet. Peki olumsuzlukları ya da istemediğiniz sonuçlar neler bu ameliyattan sonra? Hocam şöyle bu sarı nokta hastalıklarında özellikle biraz önce dediğim gibi erken evre çok önemli. Yani geç evrede gelip de bizim görme tabakamızın çok önemli fotoreseptör hücreleri var. Rot ve konu karaca renkli görmeden sorumlu, karanlıkta görünmekte sorumlu. Bu hücreler zarar gördüyse bu ameliyatın yapmanın da bir anlamı olmuyor. Yani zamanında yapılması lazım. Düzgün bir şekilde bir ameliyatın çok hani olabildiğince başarılı yapılması lazım. Bunlar kadar önemlisi de o 3 gün ya da 5 günlük pozisyona çok iyi uyması lazım. Hastanın yani siz çok iyi ameliyat yapıyorsunuz. Hastamız uyamadıysa o başı önü pozisyon ya da işte sağ sol pozisyonlara ameliyat sonucu çok da şey olmayabiliyor. Delik tekrar açılabiliyor. Zar tekrar oluşabiliyor.
Tabii retina, diğer retina ameliyatlarımız da var. Yani onlara da biraz isterseniz Selçuk Hocam girecek olursak, hepsini en son tekrar ben bir söylerim. Hani nelere dikkat edeceğimiz gerektiğini. En sık hocam müsaadenizle gireyim ben şeylere. Evet. Retina yırtıklarından bahsetmiştik. Üstteki, ortadaki hocam, o görünen yerler. Onun dışında retina yırtıklarında hocam ameliyat tabii biraz daha 3 saate yakın sürüyor. Bizim en yorucu ameliyatımız o. Gerçekten o retinayı, o yırtık, ortadaki, üstteki yer, o yırtığı kapatmak. Çünkü oradan onun altına sıvı girdiği için o direne etmek lazım. O sıvının gelirken ki retinanın yapışması, retina ayrıldığı yere tekrar yapışacak mı, yanlış yere mi yapışacak, onlar çok önemli ameliyat sırasında hocam. Yine lazerlemek lazım, o yırtığı çok güzel lazerlemek lazım açılmaması için. Gerekirse ben rutinde 360 derece lazer yapıyorum. Bütün retinayı yapıştırıyorum ki bunlar tekrarlayabilen retina yırtıkları. Özellikle 6 numaranın üstünde miyopa olanlar, ailesinde retina yırtığı olanların çok dikkat etmesi lazım. Yılda bir muayene ve ani ışık çakmaları, şimşek çakması, gözünde bir şeyler aniden uçuşmalar olursa direkt bize gelmesi önemli. Niye önemli? İki çeşit retina ameliyatı var yırtıklarda. Eğer yırtık üstteyse hocam, yırtık üstte, hasta da ilk 24 saatte geldi, dekolman dediğimiz sıvı birikimi azıcık yukarıda küçük bir alandaysa ameliyatsız kurtarabiliyoruz. Hı hı. Sadece özel gaz veriyoruz hocam. Hı hı. Biraz önceki şeyden, ameliyat etmeden o gazla pozisyon vererek sağa yatış, sola yatış, bir hafta içinde şeysiz, ameliyatsız bu retinayı yatıştırabiliyoruz tekrar. Bu dekolman retina yırtığı aynen. Sonrası mıydı? Evet hocam. Mi? Yırtıktan giriyor, ayrılmasına dekolman diyoruz. Artık sıvı girdi, retina tabakaları ayrıldıysa ismi dekolman oluyor. Üstte ise, erken geldiyse hasta, sınırlıysa sadece gaz vererek, halk deyimiyle gaz basarak bu retinayı yapıştırabiliyoruz gözün şeyinde. Onda ne kadar süre öyle? Onda da 5 gün hocam. Bizim 5 gün. Hep hani hastaya günlük lazer yapıyoruz. Her gün polikliniğe çağırıyoruz. Ama artık ilerlediyse, alttaysa yırtık, delik, direkt ameliyata alıyoruz. Yani buradaki şey önemli. İlk bir hafta içinde olması çok önemli. Hasta geç kalınca, dediğim gibi bizde maalesef retinada ameliyat yapınca 2x2=4 olmuyor. Hasta çok güzel bir ameliyat oluyor. %10 görmesi kalıyor. Yani %100 olan görmesine hiçbir zaman ulaşamayabiliyoruz. Yine buradaki retina yırtıklarında kesinlikle ya gaz veriyoruz ya silikon veriyoruz. Gazda verirsek hocam bir ay içinde, 15-20 gün içinde kendiliğinden yok oluyor. Ama silikonu 2-3 ay sonra tekrar almak gerekiyor. Ama silikon alttaysa yırtık veriyoruz, gazı üstteyse veriyoruz genelde. Kişiye göre, hastaya göre değişmekte hocam. Silikonda pozisyon gerekiyor mu? Onda da gerekiyor hocam ama daha rahat. Silikon her yere bastığı için. Hani silikon pozisyonu veriyoruz ama daha yani çocuklarda akıl bari sıkıntı olan yaşlarda daha çok silikonu tercih ediyoruz hocam. Neye göre tercih ettiğinizi bir daha söyler misiniz? Orada hocam çocuksa, pozisyona daha çok uyamayacaksa silikon. Evet, yani bazen bilinçinde sıkıntı olan hastalarda, çok yaşlılarda silikondan biraz daha emin olabiliyoruz. Alttaysa dediniz mi? Alttaysa hocam yırtık, silikon. Ya gazdan biraz emin olamayabiliyoruz. Gazdan çekincelerimiz oluyor ama silikon her yeri doldurduğu için her yere basıyor. Her yere basıyor. O yüzden silikonu biraz daha çok seviyorum ben kendi adıma da. Ama tek daha handikapı garantili. Daha garanti. Hastaya da güvenemiyorsanız kendine dikkat edeceğine. Ama ikinci bir ameliyat gerekiyor. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık almak için. O işte, dezavantaj. O dezavantaj. Yani hani bazen bir de göz tansiyonunu birazcık yükseltebiliyor. Ama ilaçlarla biz onu kontrol üç altına. 3 ay sonra o tabii. Genelde 3 ay sonra da alıyoruz hocam. Yine şeker hastaları hocam, bu sağ altta ve sol alttaki görüntülerimizde. Hasta sağ alttaki kanama. Sadece şekere bağlı kanama. Ama soldaki artık kanama evresinde geçmiş, zar haline gelmiş. Yani bu sefer zar sarı noktanın da dışında hocam. Yani her yeri zar kaplamış. Hasta zamanında gelememiş bize. Gelememiş. Onlar artık kanama çekilirken içindeki kan hücreleri gidince traksiyonel, az önce hocam dediniz ya, burada iz kalıyor. İşte tam da böyle oluşan zar bu hocam. Anladım. Hani yanıklarda falan oluşan şeyler bunlar hocam. Tabii bunlar gerçekten çok zor ameliyat bizim için, retina ameliyatları. Çünkü o zarları soyarken yeni yırtıklar oluşabiliyor.
Çünkü retinaya çok yapışık. Siz buzları soyarken retinada kendiniz yırtıklarında oluştuğunu görebiliyorsunuz. Sadece kanama ekken gelince poliklinikte bile çözme durumumuz var. Ama hani artık sarı noktayı da tehlikeli poliklinikte duruma. Ne yapıyorsunuz hocam? Lazer yapıyoruz. Kanamanın bütün bu çevrelere, daha az kullandığımız yerlere, aslında şu yüzden yapıyoruz hocam, bu güzel bir soru. Lazerde biz aslında kar zarar ilişkisi yapıyoruz. Yani periferi lazerle yakarak santrale oksijenin gitmesini yönlendiriyoruz. Yani merkeze. Bir nevi hocam çevreyi feda ederek asıl sarı noktaya oksijenin gitmesini sağlıyoruz ve iskemi azaldığı için oksijen azal, yani düzeldiği için de bu kanama kendiliğinden vücut yok edilmesiyle gidiyor hocam. Yani iskemi yaktığımız yerlerde artık oksijen ihtiyacı kalmayacağı için biz bir nevi kanın artık oksijenin asıl gitmesi gereken yere gitmesine neden oluyoruz. Tabii gece görüşteki azalma bizim lazerden sonra gördüğümüz bir durum. Biz rotları yakıyoruz bir nevi. Gece görüşteki sorumlu şeyler, hücreler, ama bizim için daha çok konular, bu daha merkezdekiler. Yırtılma peki retinadayken sarı noktaya da gidebilir değil mi? Kesinlikle hocam. Yaklaşım, en korktuğumuz şey. Yaklaşım yani. Aynı mı? Peki, hocam aynı. Sarı noktada yaptığınız gibi mi yine? Orada hocam artık biraz yani daha biraz şeydi. Çünkü büyümüş bir yırtık oluyor. Büyümüş bir yırtık. Eğer sarı noktaya da ulaşıyorsa hocam, o zaman işimiz gerçekten şu en üstteki, orta üsttekine dönüyor. Normal yırtıklı dekolmana dönüyor işimiz artık. Hele de sarı noktada yırtık varsa, delikler küçükse hocam onlar iyileşiyor. Evet. Ama yırtık sarı noktadaysa, o zaman o görme gerçekten geri dönüşümsüz, çok ciddi düzeylere gidebiliyor. İşte hani şeker hastaları zamanında gelip lazerlerini yaptırırsa, enjeksiyonlarını yaptırırsa, şekerlerini de kontrol altına alırsa, göz zaten sol alttaki gibi zar haline gelmiyor. Anladım. Biz buradayken kurtarabiliyoruz gözü, ama gecikince, zar haline gelince biz bu zarları soyarken çok zor işlemler. Çok güzel sonuçlarımız da var. Yani hani hocam peki şimdi bu zar varsa onu soyuyorsunuz. Evet. Orası tamam. Retina yırtığı var ama zar yok. Lazerden hasta fayda görmeyeceğini cerrahi düşünüyorsunuz. Evet. Cerrahide ne yapıyorsunuz o zaman retina yırtığında? Hocam retina yırtığında öncelikle girip bir yırtıkları şu orta üstteki gibi işaretledikten sonra olabildiğince bütün arkadaki vitreous'u, yani gözün arkasındaki jel yapısına vitreous diyoruz hocam. Şimdi jeli biz tamamen temizliyoruz. Niye? O jeli artık çekecek, sağa solu çekecek. Oraya sıvı dolduruyoruz biz. Anladım. Sıvı dolduruyoruz. Yani önce onu temizledikten sonra bu yırtığın altına kaçan sıvıyı alıyoruz. Boşaltıyoruz, aspire ediyoruz hocam. Tam bu birbirine artık tekrar böyle yapıştıktan sonra, ayrılmıştı burası şöyle. Birbirine yapıştıktan sonra hemen lazerliyoruz hocam. Yırtığı 360 derece lazerliyoruz. Ben hatta bütün retinaya 360 garantiliyorsunuz yapıyorum. Garantiliyorsunuz hocam. Dikiyor gibi bir şey oluyor. Evet hocam, hani yırtık açılabilir ama başka yerden de yırtılabilir diye. Ben hani yapan da var, %50 %50 gibi, yapmayan hocalarımız da var. Ben biraz hani garantici olduğum için her yere yapıyorum. Ondan sonra hocam göz yapıştıktan sonra artık ya gaz ya silikon, az önce verdi dediğimiz şeyleri veriyoruz. Ve pozisyon 5 gün. Artık o yırtık bir daha genelde açılmıyor. Yani, peki o kadar lazerden sonra lazere bağlı görmeyle ilgili bir problem oluşabilir evet mi? Evet hocam, o işte lazere bağlı gece akşam görüşte bir azalma oluyor. Ama biz hastanın görmesini kurtarmış oluyoruz. Yani tamam, bazı şeyleri feda ediyoruz ama bunu yapmasak hasta hiç görmeyecek. Hiç değilse hastamız ortasından gündüz, gece de görüyor. Görmüyor değil ama çok karanlıkta bir miktar görmesi azalabiliyor. Ama biz ortayı, sarı noktayı kurtarmış oluyoruz. Bütün amacımız aslında ona yönelik. Onun dışında hocam yine çok sık olmamakla birlikte bizim retina ameliyatlarımızı yaptığımız durumlardan biri sağ üst köşedeki beyazca görünen bir şey var hocam. Gördüyseniz o küçük parça, küçük de var, büyük de hocam. Evet. Onlar katarak ameliyatı sırasında gözün arka retinasına düşmüş katarak parçaları. Bir büyük bir küçük. Lens dedik. Lens, evet hocam. Lens, mercek parçaları. Bunlar neden eğer, düşer hocam oraya? Hocam o da katarak ameliyatı için hasta çok geciktirdiyse ameliyatını. Çok sertleşmiş. Bakın bembeyaz, hatta kahverengi hale gelmiş.
hasta çok beklettiyse, onun dışında hastanın merceğini tutan yaklaşık 360 tane bağ var bizim gözümüzün arkasında. Bu bağlarda zayıflık olduysa, darbe aldıysa hasta daha önce, hasta gözüne darbe almıştır. Ameliyat sırasında hasta bazen gözünü çok oynatıyor. Hani ameliyat sırasında, o yüzden biz hani biraz hastaları uyarıyoruz. Öyle gibi durumlarda gözün arkasında bizim arkaya düşmemesi için bir kapsülümüz var, bir destek dokumuz var. Bu yırtıldığı an bütün katarak arkaya doğru gidiyor. Bu da ara ara gördüğümüz bir durum. Bu sırada tabii bunun ameliyatını retina hocaları, yani retina uzmanları yapıyor. Eğer aynı seansta yapılırsa yapılabilir, ama bir hafta içinde yaklaşık, bir de büyükse mutlaka çıkarılması lazım. Çıkarılmazsa göz tansiyonu, üveit dediğimiz durum ya da kanamalara neden olabiliyor. O parçalar gözün arkasında. Görme bozuluyor tekrar. Yani hasta katarak ameliyatı olduktan sonra görme bozulduysa lensin kaymış olma ihtimali. Evet, lensin arkaya düşme ihtimali olabilir. Mesela çok küçük bir parça düştüyse o kendiliğinden eriyebilir. Ama çok büyükse, hani diğeri gibi büyükse, sertse bunun erime ihtimali yok. Mutlaka bir hafta, 10 gün içinde. Küçük parçaya nasıl ayrılıyor hocam? Efendim? Ya ben hep bütün olarak düşmesini düşünüyorum. Yok hocam, mesela şöyle biz parça olarak nasıl düşünüyoruz? Şöyle, güzel bir soru. Katara yaparken hocam biz genelde, göz uzmanlarımız katara ya iki parçaya, yani genelde dört parçaya böleriz biz. Çünkü bizim katarak ameliyatları sırasında vakum yapacağımız şey sizin tur cihazına benziyor hocam bir miktar. Bizim o şeyi bir anda hepsini ağzına alamıyor hocam. Bu ya dörde ya da altıya bölmemiz lazım. Küçük küçük parçalar. Ucu küçük çünkü. Biz katarak ameliyatlarını hocam dikişsiz yapıyoruz son teknolojiyle. Dolayısıyla küçük kesiden giriyoruz. Küçük alet, küçük olduğu için bizim yiyeceği şey de küçük. Dolayısıyla katarak ya 4 ya 5, 6 parçaya parçalayıp aldığımız için bu sırada zaten parçalanma aşaması ya da yeme aşaması sırasında düşüyor. Bu eski parçalar o zaman. Düşen parça. Yani küçük parçası o eski katarakta bağlı olan şeyler değil mi? Evet hocam. Yani katarakta. Ama lens tek parça düşüyor düşerse. Yok hocam. Aslında lens var. Şöyle. Katarak demek hocam aslında lensin suyunu çekilip sıvısını kaybedip sertleşmesine biz katarak diyoruz. Anladım. Aslında lens katarak aynı şey. Lens işlemini görmüyorsa, sertleşmişse, kahverengi, beyaz hale gelmişse buna biz katarak diyoruz. Dolayısıyla biz lensi, yani katarağı ameliyatta 4'e 5'e bölerken ya bu sırada ya da katarağı yeme sırasında şey oluyor hocam, bağlar açılıp o zar da o kadar ince bir zar ki, yani gerçekten çok şey, hasta ameliyat sırasında gözünü oynatmasın diye ben damlayla da yaptığım hastalar var, ama genelde ben biraz klasikçiyim, gelenekselciyim. Şuradan küçük bir enjeksiyon yapıyorum. Hasta da rahat, ben de rahat. Damlayla da yapıyoruz. Doğru, yıllarca yaptım ben, ama gördüm ki hastalar, hele de gençse, biraz daha 45-50'li yaşlardaysa stres yapıyorlar haklı olarak. Ama mesela 80 yaşındaki kişiler daha rahat böyle. Onlar da iğne yapmayabiliriz kenardan, ama ben öyle kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü ameliyatla vakum yaparken bir anda hasta gözünü oynattığında siz bağları da alıyorsunuz. Parça bir anda çıkıyor ortadan, arkaya doğru düşüyor. Dolayısıyla ben yani katarak ameliyatlarında da şeyi seviyorum. Buradan küçük bir enjeksiyon yapmayı seviyorum. Peki hocam, siz bu işin uzmanı olarak, retina cerrahı olarak katarak yaptığınızda buna dair bir önlem alıyor musunuz oluşmasın diye? Yani o lensin veya parçaların kaymasın diye ekstra bir yapılan bir tedbir var mı? Hocam şöyle, biz retina ameliyatlarında hasta 60 yaş üstündeyse rutin katarağını alıyorum. Katarak zaten şöyle, bir 60 yaş üstünde katarak olmayan neredeyse yok gibi bir şey. Vardır ama görmesini etkilemiyordur. Ama 5 sene içinde hasta 70'e gelince ya da 80'e gelince kesin katarakta %90 oluyor. Dolayısıyla ben girmişken, bir de benim katarak sol üstteki gibi biraz kesifleşirse benim görüntümü, retinamı görmemi de engelleyeceğini düşündüğüm için genelde birkaç istisna dışında katarağını alıyorum. O sırada ne yapıyorum derseniz, hani düşmemesi için gerçekten çok titizlikle böyle bütün hareketleri yavaş yaparak, hani lensin iyice arkadan, böyle merceğin, katarağın iyice arkadan ayrıldıktan sonra
yemeye başlıyoruz. Bunların böyle birkaç trik noktası var hocam şeyde. İyice bölmeden bir bütün halinde yemiyoruz. Dörde ayırıp öyle genelde yiyorum ben. Basınçlar çok önemli, dengeler çok önemli. Sıvı giriyor bir taraftan, çıkış fazla olursa ya da tam tersi olursa bunlara çok dikkat ederek katarak ameliyatlarını da rutin, dediğim gibi ben 60 yaş üstünde retina ameliyatlarıyla birlikte yapıyorum diyebilirim Selçuk Hocam. Bir de bu şeyi unutmadan hocam, sol üst fotoğrafta hep onu örnek veriyoruz ama orada siyah bir parça var Selçuk Hocam. O da bizim böyle senede birkaç defa yaptığımız ameliyatlardan biri. Hocam o parça gözün retinasına saplanmış bir parça. Biz onu arkadan çıkarıyoruz. Tam o esnada çektiğimiz bir fotoğraf bu. Şöyle bazı riskli, özellikle de metalik yaban cisimlerle uğraşan, Afyon bir de mermer bölgesi ve organize sanayi bölgemiz var. Bu çapak dedikleri falan. Çapak hocam işte, gidip gözün ön tarafını delip tamamen sarı noktaya ya da optik sinire, derine kadar gidebiliyor. Evet, hatta hocam orayı da denip beyne giden vakalarımız var. Arka tarafa kadar gidiyor. Bu vakalarda hocam gerçekten geri dönüşümsüz körlüklere neden olan adli olaylarla işverenle işçiyi birbirine karşısına getiren çok ciddi olaylar. Bu da bir 2 ay önce, 3 ay önce yaptığımız bir ameliyat. Çalışırken bir anda hasta gözünde bir kaşınma gibi bir şey olmuş. Aslında böyle bir durum olduğunu o da bilmiyor. Bir anda biraz da bulanık görünce bir gelelim demişler. Geldiğinde gördüğümüz tablo kaşımayla daha da ileriye itiyor. İyice gitmiş, saplanmış hocam arkaya. Biz bu retin ameliyatıyla girip o parçayı oradan, hani tam saplı olduğu, şimdi saplanınca hocam bir de çıkartırken kanama oluyor. Ve kanamalar gerçekten çok ciddi olup hani durduramayabiliyoruz da bazen ama yine basınç dengesiyle bir şekilde kontrol altına alıyoruz. Bunlar da hocam, bu çıkarılmazsa, metalikse yıllar sonra göz renginin değişmesine, gözün küçülmesine kadar ve yavaş yavaş şeye kadar giden durumlara neden oluyor, körlüklere. Biz hani şey öneriyoruz, koruyucu gözlük özellikle. Evet. Yani bu çalışanlar sevmiyor genel olarak. Hani sıkılıyorlar haliyle saatlerce o şeyleri ama o koruyucu gözlükler de bazen birkaç defa gördüm hocam, hani şöyle küçük değil de böyle hakikaten gözü saran. Tam kapatacak. Tam kapatan gözlükler biz öneriyoruz. Onlar oldu mu biraz daha az görüyoruz ama gerçekten çok tehlikeli sonuçları olan ve adli açıdan da çok ciddi sıkıntılara neden olan bu ameliyatlarda yine eğer retinayı deldiyse hocam ya da yırtık yaptıysa aynı prosedürle gaz ya da silikon verip lazerleyip tedavilerini uyguluyoruz diyebilirim Selçuk hocam. Hocam son olarak artık programın sonuna geldik. Hastalarımıza öneriniz nedir? Yani bu aşamaya gelmeden önce neler yapılabilir veya ameliyat olduktan sonra ya da sizden tedavi aldıktan sonra nelere dikkat etmeleri gerekir? Ben son olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi retina, insan biraz çevresinin başına gelince, duyunca duydukları bir şey. Tamam, göz ameliyatları çok duyuluyor ama retina bizim gerçekten sinirlerin olduğu ve tedavi edilmediğinde de geri dönüşümsüz körlüklere neden olan bir organımızın bir parçası diyelim. Yani ancak şeker hastalarında, sarı nokta hastalarında, deliklerde, yırtıklarda eğer zamanında güvenilir ellerde güzel bir cerrahi yapılırsa çok da güzel sonuçları olan bir bölüm, bir ameliyat çeşidi diyeyim. Zamanında ve doğru adreste ameliyat ya da tedavi olursalar, biz özellikle Afyon'da çevre illerin çoğuna çok şükür bir senedir Uşak, Kütahya, Akşehir tarafı, Burdur tarafı, Muğla'dan, Antalya'dan, inanın hani oralar biraz da büyük şehirler, İzmir'den gelen hastalarımız var, sıralamıyorlar. Evet. Çok sayıda hastamıza retina ameliyatları, sarı nokta ameliyatları yapıyoruz. Eğer zamanında bize gelirseler başarılı derecemiz çok yüksek ama bazen öyle bir zamanda geliniyor ki hani ameliyat yapsak da fayda görmeyecek. O yüzden her zaman için erken teşhis çok önemli diyorum Selçuk hocam. Rutin kontrol. Evet, yani hastanemize doğru zamanda gelirseler tedavilerini güzel bir şekilde yapacağımızı söylüyorum. Hocam değerli bilgiler verdiniz. Aslında daha konuşacak konu çok tabii malum, hem tıp geniş, göz alanı da geniş. Umarım tekrar
sizi konuk edip konuşamadıklarımızı konuşmaya çalışırız. İnşallah diyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğum göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Erdoğan Yaşar idi. Kendisi retina ve sarı noktalı hastalıkları üzerine üst ihtisas yapmış. Daha spesifik bir hale getirmiş ilgilendiği konuyu ve bu bölümde de bu alanda da kendisi bölgede tek olabilecek bir doktor diyebiliriz. Kendisiyle sarı nokta hastalıkları ve retina hastalıkları ve cerrahisiyle ilgili konuştuk. Umarım faydalı bilgiler edindiniz. Başka bir bölümde, başka bir konukla buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hastanesi Önce Sağlık programını sundu.